Bakan yerinizden mi, kürsüden mi? Kürsüden verelim isterseniz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önce usul hakkında kısa bir açıklama yapmakta yarar var. Bu açıklamayı Milli Eğitim Bakanı olarak değil, nöbetçi bakan olarak yapıyorum. Çünkü daha sonra Milli Eğitim Bakanı niye bu işlerle uğraşıyor gibi polemiklere de neden olmak istemiyorum. Efendim, Kamışlı ile ilgili sorulan soruya Dışişleri Bakanlığımızdan verilen bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriye'de rejim güçlerinin kontrolünde olan yerleşim yerlerinde, bölgelerde rejim güçleriyle Rusların birlikte hareket ettikleri doğru. Kamışlı'da da rejim güçleriyle birlikte belli bir Rus askeri varlığının söz konusu olduğu doğru. Burada Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgi bu. Saygılarımla arz ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Buyurunuz Sayın Akçay. Ya, görüyoruz Sayın Bakan'ın cevabı veya verdiği bilgi bir cümleyle yetinildik. Aktar olarak da elbette bir değerlendirme yapmamız gerekir mi? Bir söz almak istiyoruz. Yani böyle bir takdir sizin Sayın Akçay. İsterseniz grup başkan vekillerine yerlerinden söz verebilirim. Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama doğrultusunda. Yani kürsüden dün yaptığımız gibi yine kürsüden hitap etmemize fayda var. 5-10 dakika geçmemek üzere. Değer, bari biz bilgi verelim Sayın Bakan'a da. Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bir husus. Gazete başlığını okudu geldi. Ne oldu? Sayın Bakan'a verdiği bilgi için çok teşekkür ediyorum. Önceden Milli Eğitim Bakanı olduğu hususunun altını çizmesi hakikaten bu cevaptan sonra çok da iyi oldu, yerini buldu. Teşekkür ediyorum. Ama Dışişleri Bakanlığı sadece size bugün bizim sabah gazetelerde okuduğumuz hususu da bildirmiş. Ama onun dışında bir şey yok bu açıklamada. Oysa meclisin bilmesi gereken husus Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Cerablus'un hemen altından Amerikan birlikleriyle birlikte veya Amerikan özel kuvvetleriyle birlikte PKK-PYD'lilerin hareket içerisinde oldukları ve Türkiye'nin girilmez bölge olarak ilan ettiği bölgeye nüfuz edeli çok olması, aşağı yukarı 20 kilometre bir mesafe kaydettiler. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, tabii Sayın Bakan'ın vermiş olduğu cevap AKP hükümetinin parlamento iradesini ne kadar ciddiye aldığını da bir yönüyle ortaya koymuş oldu. Bir tek cümleyle herhangi bir bilgiye, veriye dayanmadan, önümüzdeki dış politika perspektifinin ne olduğuyla ilgili tek bir cümle kurmadan vermiş olduğu bilgi doğrusu iyi olmamıştır. Yani hiç vermeseydi herhalde bu parlamentonun iradesine saygı açısından AKP hükümetinin karnesine bir negatif puan daha yazılmamış olacaktı. Belli ki Türkiye daha önce, yani AKP'den önce Orta Doğu'da ilk 11'deyken önce yedek kulübesine, sonra tribüne oturtulmuş görülüyor. Korkarım böyle giderse Türkiye Orta Doğu sürecinde tribünden de stat dışına atılacak. Bu AKP'nin bölgedeki dış politikasının yanlışlıklarının sonucu. Gene şunu artık görüyoruz Sayın Bakan'ın da bu Rus askeri varlığının sınırda konuşlanmasını kabulü, itirafı her ne kadar merkezi hükümet askeri birlikleriyle birlikte dese bile belli ki Rusya bölgeye yerleşiyor. Hem havadan hem karadan Rusya güney sınırımızda, 900 kilometrelik sınırımızda çok sorumlu bir bölgede inisiyatif alıyor. Şimdi işin özü şudur. Şam'da namaz kılacakken Suriye sınırına kılıç mesafesi yanaşamayacak hale geldi Türkiye. Bu hükümetin ayıbıdır. Bir şey fark etmez.
Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi gündemimizde bu olmadığı halde, yani siyasi parti gruplarının bir mutabakatı olmamasına rağmen, tabiri caizse piyasadaki adıyla korsan bildirilerle Türkiye'nin dış politikası ve güvenlik konuları burada konuşulmaz, konuşulamaz. Yani bunun bir gündeminin olması lazım ve bu gündemle birlikte konuşulması lazım. İki, birçok partinin yetkilisi ısrarla gazete haberi haline gelmiş bir konuda bilgi soruyor. Sayın Bakan o arada dışişleriyle görüştüğü için o burada genel kurula bilgi arz ediyor. Sonra da çıkıp itiraf etti diyorsunuz. E peki muhalefetteki saygıdeğer grup başkan vekilleri, milletvekilleri Sayın Özdağ, Sayın Balüken Suriye'de yaşıyor gibi yetkin bilgiler veriyor. Onlarınkini de itiraf diye mesela Sayın Balüken'inkini PYD adına resmi açıklıyor. Açıklama yapıyor ve itiraf etti diye mi o zaman algılamalıyız? Yani genel kurul bir soru soruyor. Bir Sayın Bakan hükümet adına bilgi verdiğini ifade ediyor. Arkasından dönüp itiraf etti diyorsunuz. Şimdi bunlara değindikten sonra Suriye uluslararası kurallara göre problemli ama hala egemen bir ülkedir. Ve Suriye rejiminin dışında o bölgede bulunanların hepsi farklı gruplardır. Terör gruplarının size yakın olanı iyi, öbür tarafa yakın olanı kötü olamaz. Terörist teröristtir. Yani benim teröristim öbür teröristle kavga ediyor. Onun için benim teröristim iyi. Bu algıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çatının altında ifade etmemek lazım. Şimdi Rus birliklerinin Suriye'de konuşlanması, yani Kamışlı'da Türkiye hududuna yakın bir yerde konuşlanması ve bunu da bazı kıymetli arkadaşlar bir tehdit midir, yani Türkiye'ye karşı bir hazırlık mıdır diye. Ben sadece genel kurula bilgi arz ederken Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Kamışlı'da miktarı ne olursa olsun, Suriye'de zaten Rusya Federasyonu'nun yaptıklarını biliyoruz. Oradaki birliklerin NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı bir tehdit olamayacağını saygıyla arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Altay, buyurunuz. 9'a göre 10 dakika konuşma hakkım doğdu. Ancak ne münasebet? Nabi Avcı'nınkinden doğmayabilir. Sayın Bakan'ınkinden doğar. Ayrıca da ben kullanmayacağım. Bak beni hasret etmeyin. Ama bir sataşma var. Yani itiraf, mitiraf, sor korsan bildiri. Bunlar hoş şeyler değil. Cevap vermek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurunuz Sayın Altay. Sataşmadan 2 dakika söz veriyorum.